Çünkü bazen 5. sınıfta memleketlerine gittikleri hafta sonları olabiliyor. Ya da yaz tatiline denk gelen zamanlar olabiliyor. Her dersi bir kez dinleyemeyebiliyorlar. Buradaki sorun, ikinci defa ders anlatmaya gidildiğinde not yenilenmiş olabiliyor. Veya bizim hoca dağılımlarımızdan, aramıza yeni katılan hocalardan dolayı farklı bir not kendilerine farklı bir nottan anlatmak gerekebiliyor. Bu tarz durumlarda öğrenci arkadaşlar ile bizim aramızdaki çok net bir şekilde sözleşmede yazıyor ki, aramızdaki sözleşmede her kursiyere sadece bir takım not verilir. Kurum tarafından zaman zaman bir dönem fiyatına 1,5 dönem veya 2 dönem kampanyası düzenlendiği durumda hoca veya not değişiklikleri olabilir. Kursiyer aynı branşta yeni bir notu bedelsiz olarak talep edemez. Ancak bedeli karşılığında yeni notu alabilir. Kurumun ikinci bir not vermek sorumluluğu yoktur. Bunu bazen ilk 3-5 haftada kursiyerlerimiz hocaları kullanmak ve yönlendirmek, hocalarımızın üzerinde stres faktörü oluşturmak suretiyle sözleşme aleyhine kendi lehlerine çözmek isteyebiliyorlar. Bu durumda sizin arkadaşlar ikinci dönem dinlemeniz zaten hediyedir. Siz bunu biliyorsunuz. Kayıt olurken bu size söylenmiş idi. Kayıt formunuzda da bu açıkça yazıyor. Onun için benim yapabileceğim bir durum söz konusu değil. Ya hediyedir diyeceksiniz, dinleyeceksiniz veya küçük bir bedelle yeni bir not alacaksınız. Lütfen bunu bir gerginlik konusu yapmayın. Çünkü bu sizin konsantrasyonunuzu bozar. Sadece almanız gereken verimi almaya bakın şeklinde dik duran, sıkı duran, sağlam, onlara doğruyu telkin eden bir yönlendirme yapmanız gerekmektedir. Eğer bu yönlendirmeyi yapmaz da ben sizin adınıza şube sorumlusuyla konuşurum, ben Ankara ile konuşurum gibi sizi o anda kurtarabilecek formüller telkin ederseniz bunun ucunun alınamayacağını hatırlatmak istiyorum.